Müslümanlar birbirinin velisi olmadığını da Allah ayetinde şöyle bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız, birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız yeryüzünde büyük bir fitne ve bozgunculuk çıkar diye Allah bildiriyor. Demek ki zaten Allah'ın bizden istediği şey bu. Eğer biz birbirimizin velisi olmazsak yeryüzünde şu an olduğu gibi fitne olur. İnşallah biz belki kendi aramızda buna çok dikkat ediyoruz ama dünya çapında bütün Müslümanlara hakim olması gerekiyor. Kardeşlerini her zaman destekler, her zaman savunur. Bir gün bile demez ki hani bugün de artık bırakalım yani. Evet. Bugün de artık yeter demez yani. Sonuna kadar, hayatın sonuna kadar ihtiyacı olan bütün kardeşlerinin yanındadır her zaman. Bir de bu bir seçim değil. Allah Kur'an'da bunu farz olduğunu söylüyor. Aksini yapmak da Kur'an'a göre haram. Nasıl namaz kılmamak haram? Namaz kılmak Allah'ın emri ve farzdır bize. Asla bir seçimi yoktur Müslüman'ın. Zevkle o ibadeti yapar. Bir Müslüman, ben Allah'a iman ediyorum, Müslüman dedikten sonra da diğer Müslümanların zaten velayeti altına girer. Orada artık o ahlakta bir seçim hakkı kalmıyor. O zaman sen her şeyinle o Müslümanı koruyup kollamak zaten ölene kadar durumunda oluyorsun. Yani dışarıdaki hiçbir ahlakla kıyas olacak bir şey değil. Yani bir yerle örneklendiremez insan bunu. Mesela anne babanın doğru. Yani ama bu Kur'an yine ölçülerinde bir anne babanın çocuğu sahiplenmesi gibi bir velilik. Ya da bir abinin kız kardeşini sahiplenmesi ama bu da Kur'an ahlakına göre bir abinin kız kardeşini. Yoksa biz günümüzde çok örneğini görüyoruz. Hatta ünlü sanatçılarımızla da hatta hocamız çok üstünde durmuştu. Yaşlandıktan sonra çocuğu annesini huzur evine gönderiyor. Orada mesela bakımsızlıktan, ilgisizlikten o kişi belki de üzüntüden Allah sebep kılıyor. Mesela hayatını kaybediyor. Ya da işte annesi babası oluyor. Hocamız hep anlatır, Oktar örneğinde de olduğu gibi hastalanıyor. Müslümanlar varlarını, yoklarını, canlarını ortaya koyuyorlar. Sadece tek bir Müslümanın hayatını gerekirse bir gün daha uzatabilmek için ama Kur'an ahlakına göre yaşamayan anne baba ne gerek var? Zaten çok ileri bir hastalık boyutunda, zaten ölecek, ona para harcamaya ne gerek var diyebiliyorlar. O yüzden mutlaka bunun için ya anne baba çocuğuna böyle yapar değil. Kur'an ahlakının yaşandığı anne baba mesela çocuğuna o velayeti gösterir. O yüzden Kur'an ahlakının yaşandığı bir toplulukta ancak bu ahlak yaşanır. Yoksa Kur'an ahlakının yaşanmadığı, tam sevginin hakim olmadığı, şefkatin, merhametin, Allah'ın farzlarının, haramların, helallerin gözetilmediği bir toplumun mümkün değil bunun yaşanması. Hiçbir örneği de yoktur toplumda ama derler. Mesela hiçbir karı koca arasında böyle bir sadakat, vefa yoktur. Çok örneği var. Karısı kanser oluyor, hemen ortada bırakıyor. Çünkü Allah korkusu yok, çünkü vicdanı yok, haysiyeti yok. O anlamda bir onuru olmuyor. Kur'an'a göre olmuyor ama kendine göre cahiliye anlamında sorsanız çok onurlu ve haysiyetli oluyor. Ama Kur'an'a göre işte orada bir şey zaafı oluyor, yani ahlak zaafı oluyor. Onda da Allah hep bir hüzün, üzüntü yaratıyor. Dışarıdaki insanların dediğin gibi hepsinde gelecek korkusu sürekli hakim. İnsanları çürütüyor içten içe, bedenleri çöküyor o korkuyla yaşadıkları için. Halbuki hiçbir Müslümanın hayatı boyunca olmayacak bir his, yaşamayacağı bir his.